Yeniçeri kullarım. Bana, Cihan Devleti'nin padişahına itaatsizlik etmeyi adet mi eylemiş ha? Bu ne cüret? Haşa! Siz yüce padişahımıza ve hanedanımıza sadakatimiz esastır. Bizim meselemiz paşalarımızda. Zira mütemadiyen hakaret ediliyor. Eziyet görüyoruz hünkârım. Daha bu sabah haksız yere nice yoldaşımız canından oldu. Gözümüzün önünde başları vuruldu. Er meydanında kaçtığı için idam edildi o hainler. Hünkârım, asıl hainler yanınızdakilerdir. Hoca Ömer Efendi, Ohri Hüseyin Paşa. Size yalan yanlış konuşup aramıza nifak sokuyorlar. Hümaşa, Kösem İskender öldü dedi. Zülfikar bize ihanet etmiş, doğru mu? Ha? Hümaşa. Doğru mu? Doğru mu? Sen olmasaydın bu işin altından kalkamazdık Zülfikar. Varlığına güç verdin. Ben yarım kalan vazifemi tamamladım sadece. Şimdi sıra Sultan Osman'da. Seferden döner dönmez tahttan indireceğiz. Halime Sultan ve Safiye Sultan'a karşı yanınızdaydım. Doğru olan buydu zira. Lakin Sultan Osman başka. Kendisi bana rahmetli hünkârımız Sultan Ahmet Han'ın emanetidir. Diğer çocukların olduğu gibi onu da korumaya yemin ettim ben. O yüzden sultanım, vazgeçin. Vazgeçin. Yoksa karşınızda beni bulursunuz. Aylardır savaşıyoruz. Nice yoldaşımız şehadet şerbetinden içti. Buna rağmen zafer yok. Zira paşalarımız basiretsiz. Bizi yok yere küffara kırdırıyorlar. İtaatsizlik edip gönülsüz savaşırsanız olacağı bu. Bizi zaferden mahrum eden esas sizin başı bozukluğunuzdur. Size yalan söylüyorlar. Paşalar yüzünden oldu her şey. Kış geliyor. Sefer bitsin. Payitahta dönelim. Şartlar giderek ağırlaşıyor. Kış kapıda. Yapılacak şey belli. Payitahta dönelim. İlaveten Yeniçeri'ye hakaret eden, düşmana kırdıran Ohri'li Hüseyin Paşa'nın azını isteriz! Yürek gafil! Sen kimsin de benim ne yapmam gerektiğini söylersin ha? Biz diyeceğimizi dedik. Yarına kadar bekleriz. Ya taleplerimiz karşılanır yahut herkes bu işin neticesine katlanır. Benim yüzümden Abdülhalid'e,
Güvendim Zülfikar'a. İnandım ona ben. Aramızı almakla hata ettim. Affedin beni validem. Affedin beni ne olur. Bizim güzel kızımız. Artık hiçbir şey için suçlama kendini. Her şey bitti. 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 Halide. Şimdi ne yapacağız? Eski saraya dönerseniz Allah muhafaza bu zalimler size de kıyar. Kösem'in yanına git. Ve onu beklediğimizi söyle. Nasıl? Siz ne yapacaksınız sultanım? Evimize gideceğiz Bülbül. Evimiz bizi bekliyor.
Medeniyet Kalfa'ya haber edin. Safiye Sultan geldi deyin. İyi iş başardın Mansur Ağa. Böyle devam edin. Karşılığını alacaksınız. Haddini bil Süleyman'a. Haddini bil. Bizim padişaha eyvallahımız yok. Sen kimsin? Ha? Biz doğru bildiğimiz şeyi yaparız. Aman ağam. Yanlış anladın. Ne haddime? Hayrola sultanım. Yine Şehzade Ömer'i ziyarete geldiyseniz taşlıktalar. Destur, Safiye Sultan Hazretleri. Hoş geldiniz sultan. Ne oluyor Cennet Kafa? Vallahi ben de bilmiyorum sultan. Sultanım bağışlayın. Lakin bu daireye girmeniz yasak. Çıkmalıyız. Birazdan kösem gelecek Cennet. İçeriye girmesini sağla. Aa, bize de iki kahve hazırlayın. Yeniçeri'nin tavrı zinhar hoş görülemez hünkârım. Elbet cezalarını çekmeliler. Yangına körükle gitmek olmaz Dilaver Paşa'm. Şartlar malum.
İhtiyatlı olmak lazım. Ne demek bu Ömer Efendi? Yeniçeri'ye boyunmayacağım. Ben buraya zafer kazanmak için geldim. Küffarı dize getirmeden payitahta dönmek yok. Yeniçeriler savaşmak istemiyor hünkârım. Hal böyleyken... Bütün bu olanlara sen sebep oldun zaten Aureli. Usulünce konuşmak varken hakaret edip isyana çanak tuttun. Önlerine atsam yeridir seni. Bağışlayın. Benim bir günahım yok. En baştan beri ayak diliyorlar zaten. Hünkârım. Söyle. Leh kralı Sigismund bir ulak daha yolladı. Israrla sulh talep ediyorlar. Eğer kabul buyurursanız şartları konuşmak için bir elçi gelecek. Sultanım. Safiye Sultan buradaymış. Valide Sultan dairesinde sizi bekliyor. Vallahi ne maksatla burada olduğunu hiç anlamadım. Niye çağırdın beni Safiye Sultan? Neden buradayız? Bizi Kösem'le yalnız bırakın. Sultanım. Hayırdır Bülbül? Bilmiyorum. Ben de sizin bildiğiniz kadar biliyorum. Sultanımız konuşmak istediler. Biz ki... Sultanların sultanı. Safiye Sultan'ız. Şükürler olsun ki Rabbim. Kimseye nasip olmayan muhteşem bir ömür bahşetti bize. Biz bu sarayda cennette gördük. Cehennemi de. Aşkı da tattık. Aşk acısını da. Ölümü de gördük. İhaneti de. Hamdolsun. Yaptığımız hiçbir şeyden pişmanlık duymadık. Başkaları aksini söylese de. Biz ne yaptıysak. Hanedanımızın istikbali için yaptık. Ömrümüzün son deminde.
Yine bununla savaştık. İşte bu yüzden. Evladımız İskender'i tahta çıkarmak istedik. Lakin başaramadık. Onu sen elimizden aldın, öldürdün. Ne konuşuyorlar acaba içeride? Girsek mi? Biz bugüne kadar girdiğimiz bütün savaşlarda bir umutla çıktık. Yenilsek de her daim bir ümidimiz vardı. Lakin sen oğlumuzla birlikte ümitlerimizi de öldürdün Gözel. Bir vakitler sana bu yüzüğü ancak hak eden sultanlar takabilir demiştim. Kendini zehirlemiş. Sultanım, ne yaptınız? Sultanım. Sultanım. Artık. Ağlar, hekim çağırın. Sen de yürüsün artık. Yürüsün. Seni de artık hasar ettim. Hayır sultanım. Hayır sultanım. Hasar ettim. Ağlar, bakmayın öyle. Bakmayın, hekim çağırın. Ağlar. Sultanım, kurtulacaksınız sultanım. Sultanım hayır. 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 Sultanım, kurtulacaksınız sultanım. Sultanım. Sultanım bırakmayın. Bir gün
Her yolcu menzile kavuşur bir gün. Sonbahar gelir yaz savuşur bir gün. Dünya bir umman, ecel bak liman. Vakit geç olmadan her ömür yanaşır bir gün. Dünya bir umman, ecel bak liman. Vakit geç olmadan her ömür yanaşır bir gün. Seda sonsuza karışır bir gün. Her kalan yokluğa alışır bir gün. Her nehir ummana dökülür bir gün. Her saray çürüyüp yıkılır bir gün. Çekilir denizler, kaybolur izler. Kapanmış gözler kamaşır bir gün. Çekilir denizler, kaybolur izler. Kapanmış gözler açılıp kamaşır bir gün. Her seda sonsuza karışır bir gün. Her kalan yokluğa alışır bir gün. Her can bedenden ayrılır bir gün. Her ağaç kuruyup devrilir bir gün. Lehlerin sulh teklifi değerlendirmeye değer hünkârım. Kazakların saldırılarına mani olmayı taahhüt ediyorlar. Karadeniz'e inenleri de Leh kralı bizzat cezalandıracak. Hududa inşa ettikleri kaleleri de yıkmaya razılar. Erdal, Eflak ve Boğdan'ın iç işlerine müdahale etmeyeceklerini söylemeleri de mühim. Hotin kalesini Boğdan'a vermeyi de kabul ettiler. Bu teklif bizim için muazzam bir fırsat hünkârım. Sulh yapıp payitahta dönebiliriz. Leh kafiri avucumun içinde. Bir ay bile dayanamazlar kuşatmaya. Lakin ben asi yeniçeri yüzünden anlaşmaya razı geleceğim, öyle mi? Mansur ağam. Vakit geldi. Lakin Sultan Osman sessiz. Ya şartlarımızı kabul etmezse? O vakit biz susarız, kılıçlarımız konuşur. Sultanım.
sultanım. Sultanım. Bülbül ağam. Başımız sağ olsun. Kösem Sultanımız istediğin zaman saraya dönebileceğini söyledi. Ben bugün kalbimin yarısını toprağa gömdüm Hacı Ağa. Işığımı, güneşimi kaybettim. Bu acı ne vakit geçer, nasıl geçer hiç bilmiyorum. Lakin saraya dönmem. Dönemem. İyi de Bülbül, ne yapacaksın? Yemaşah Sultanımızın hali hal değil. Bana ihtiyacı var. Bir müddet onun yanında kalırım. Sonrası Allah kerim. Safiye Sultan'ı bu kadar sevdiğini bilmezdim. Yas tutmam bittiyse bundan sonra ne yapacağımızı konuşalım. En büyük düşmanım da. Babamı, kardeşimi, oğlumu onun yüzünden kaybettim. Osman'ı da o düşman etti bana. Her şeye rağmen ona saygı duyuyordun. Zira o seni getirdi. O yetiştirdi. Belki bir vakitler hayrandım ona. Güzelliği, zarafeti bir yana, zekasına, cesaretine hayran olmuştum. Karşımda olacağına yanımda olsaydı bunların hiçbiri gelmezdi başına. Lakin karşındaydı Kösem. Tıpkı Sultan Osman gibi. Eğer istersen seferden dönmeyebilir. Adamlarına haber uçurman kâfi. Paytahta cenazesi gelir. Evladına kıydı Kösem. Ölsün istemiyor musun? Biraz olsun, yüreğin soğusun istemiyor musun? Bunun bedelini tahtıyla ödeyecek. Canıyla değil Halime. Sakın kendi başına bir şey yapmaya kalkışma. Sultan Osman'ın canına kasteden benim canıma kastetmiş demektir. Ağalar! Süre doldu! Yürüyün! Yiğitlerim, Leh Kralı Sigismund kudretime boyun eğdi. Şartlarımı kabul edip sulh talep etti. Zafer İslam ordusunundur. Çetin. Önümüz kış. Bir askerimin daha ziyanına gönlüm razı değil. Bu sebeple sulh ile, zafer ile payitahta dönüyoruz. İlaveten seferdeki acziyeti sebebiyle Vezir-i Azam'ım Ohri'li Hüseyin Paşa'yı azlettim.
Bundan böyle Sadaret Makamı Dilaver Paşa'nındır. Hayırlara vesile olsun. Sultanım! Sultanım! Size kin güdüyorlar hünkârım. Şehzade Mehmet'in idamından beri böyle. Kösem Sultan. Bütün bunlara sebep olan o. İşte tam da bu yüzden payitahta döner dönmez o hainlerin dirliğini keseceğim. Bana doğru düzgün savaşacak, biri dediğimi iki etmeyecek askerler lazım. Elbette hünkârım. Lakin Yeniçeri kullarınız bunu işitirse maazallah isyan çıkar. Önünü alamayız. Nasıl ve ne vakit olur bilmem. Ama o asilerin sonu yakındır. Ocağın nizamını değiştireceğim. Döner dönmez de bir eğlence tertip edilsin. Zira ne olursa olsun zaferle dönüyorum. Dost düşman görsün. Emredersiniz hünkârım. Şehzadem, yemeğiniz geldi. Şehzadem. Ya padişahım. Padişahım ben. Ben padişahım. Ricali devlete haber gönderildi hünkârım. Divan toplanacak. Âlâ. Bakalım aldığım kararlara ne diyecekler? Siz en doğrusunu bilirsiniz hünkârım. Fakat pek hoş karşılanmayacağı aşikar. Bilhassa Kösem Sultan'ı sürgün etmeniz. Ben devlet âliyi yeniden eski muhteşem günlerine döndürmek istiyorum. Bunun için can almaya da can vermeye de hazırım. Sana söylemiştim Kösem, Sultan Osman'dan vaktiyle kurtulalım diye. Şimdi seferden daha da güçlü dönüyor. Bizi sürgün ettiği yetmediği gibi bir de eğlence tertip etmiş. Gidişimizi kutluyor. Ben kararımı söyledim Halime. Zinhar kan dökülmeyecek. Yarın bostancılar bizi Gemlik Sarayı'na götürmeye geldiğinde ne yapacaksın? Daha yoldayken bizi boğazlayıp denize atacaklar. Seni bilmem lakin ben hiçbir yere gitmiyorum Halime. Sultan Osman elbet yaptığı bu hatadan dönecek. Demek kendini kurtarıp bizi ateş atacaksın öyle mi? Bu o kadar kolay değil Kösem. Ben yanarsam herkes yanar. Gözünüz üzerinde olsun. Safiye Sultan yok artık. Bundan sonra seni kim koruyacak çok merak ediyorum. Karşında koskoca Darüsade ağası var. Kimse muhtaç değilim çok şükür. Oho! Biz ne ağalar gördük. Akıbetleri felaket oldu. Farz-ı misal. Gazanfera vardı bir vakitler. Askerin eline düştü de padişahın göz önünde kellesini aldılar. Allah muhafaza.
Sonun öyle olmasın da. Açtın yine şu mağazını. Şehzadelerim, Allah'ım esirgesin sizi. Getirin ağalar. Ne Zocener kafa? Kösem Sultanımız hepinize hediyeler gönderdi. Şehzadem, bu kılıcı da size yolladılar. İstemiyorum. Ondan gelen hiçbir şey istemiyorum. Unuttu bizi burada. Olur mu hiç? Sultanımızın sizi düşünmeden geçirdiği bir an bile yok. Varsa yoksa sizsiniz. Hem böyle yaptığınızı duyarlarsa kahrından perişan olurlar. Validemi merhum abim Sultan Mehmet Han'ın türbesine defnetmenize ne kadar sevindim bilemezsiniz. Rahmetli Safiye Sultan, mazide ne yapmış olursa olsun. Bir valide sultandı. Onun itibarı benim itibarımdır. Allah sizden razı olsun. Kösem Sultan'la Halime Sultan'ı da saraydan sürgün etmişsiniz diye işittim. Payitahttan uzak olmalarında fayda var. Seferde neler yaşadığım malum. Yeniçeri ayak diremeseydi, şimdi burada değil, Viyana'da olurdum. Ne yazık ki Kösem Sultan devleti aleyhinin sırtında bir yük. Onu başımızdan def etmedikçe nizamı sağlamak güç olacak. Hünkârım, sultanım. Beni emretmişsiniz. Müsaadenizle ben kalkayım. Kalın sultanım. Ben yokken neler yaşadınız bilmiyorum. Lakin Zülfikar Paşa ile boşanmanıza rızam yoktur. Bağışlayın. Fakat ben kararımı verdim. Böylesi ikimiz için daha iyi olacak. Sultanımız haklı hünkârım. Evliliğimiz bitti. Ben bitti demeden bitmez. Ne yaşadıysanız halledin. Zira yokluğumda payitaht size emanettir. Nereye gidiyorsunuz ki? Hac vazifemi yerine getirmek üzere kutsal topraklara, Harem-i Şerife. Lale Ömer Efendi yetmezmiş gibi bir de Hümanşah Sultan çıktı başımıza. Osman'ı bize karşı dolduruyor. Zülfikar Paşa'dan da ayrıldı. Harem'i o yönetecektir artık. Cennet Kaf'ın dediğine göre sürgün kararı Hümanşah Sultan'ın başının altından çıkmış. Kardeşiyle validesinin intikamını almaya çalışıyor. Lakin umduğunu bulamayacak. Gel. Sultanım, Yeniçeri Ali'ye geldik. Hünkârım, cüretimi mazur görün. Lakin müsabiniz olarak sizi ikaz etmek benim vazifem. Hacca gitmeniz ne kadar doğru hünkârım? Malumunuz, daha önce hiçbir padişah oralara gitmedi. Esasında hacca değil. Şam'a kadar gideceğim. Yolda bulduğum sekbanlardan asker yapıp yepyeni bir ordu kuracağım. Tamamıyla bana sadık bir ordu. Siz yoksa... Artık Yeniçeri Ocağı'nı ve nizamını değiştirmenin vakti geldi. Ve cebren... İçindeki bütün hainleri ve asileri temizleyeceğim. Vaktiyle sayımız 20 bini bulmazdı.
Şimdilerde 40-50 bini buldular. Birçoğu kanunu kadime göre devşirme değiller. Kul oğlu kul. Nicesi kendi evladını yeniceri yaptı. Sefere çıkmazlar, elleri silah tutmaz. Onun yerine kahvehane işletir, ticaret yaparlar. Evlenir, çoluk çocuğa karışırlar. Velhasıl hünkârım, başka meslek tutar oldular. İşte bu yüzden bozuldu nizam. Ocağın kadim esaslarına geri döneceğim. Her bir yeniçeri kulum sadece bana sadık olacak. Ne Kösem Sultan ne de başkası. Hünkârımızdan başka kimsenin hükmü geçmeyecek. Bu çok zor. Oldukça tehlikeli hünkârım. Asker bunu işitir işitmez isyan eder. Herkes hacca gittiğimi bilecek. Onlar bunu tartışırken ben hazineyi alıp şehzadelerle birlikte öte yakaya, Anadolu'ya geçeceğim. Sultan Osman kafasına koymuş. Beni payitahttan ve evlatlarımdan uzaklaştırmak niyetinde. Endişe etmeyin sultanım. Böyle bir yanlışa göz yumacak değiliz. Hazırlığınızı yapın Ala. Hava iyice bozdu. Her an fırtına kopabilir. Bir padişahın hacca gitmesi görülmüş şey değil. Her şeyin bir ilki vardır Şehristam Efendi. Kutsal topraklara gitmek nicedir aklımdaydı zaten. Hem Hotin zaferimin ardından Rabbime şükretmek, Kabe'ye yüzümü sürmek isterim. Malumunuz üzere nizam-ı alem için padişahlarımız haccı terk ede gelmişlerdir. Düşmanın fitne vesat çıkarması ihtimali varken Memalik-i Mahruse'yi bırakıp gitmek münasip değildir. Müftü Efendi doğrudur hünkârım. Hadimi bağışlayın. Lakin bu kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Ben kararımı verdim Hüseyin Paşa. Hazırlıklar biter bitmez yola revan olacağım. Yokluğumda saltanat naibi sen olacaksın. Hünkârım. Has bahçede ziyafet sofraları kuruldu. Hotin zaferimin temsili yapılacak. Birlikte seyredelim. Hem bu konuyu da bilahare istişare ederiz. Hünkârım, felaket. Söyle. Has bahçede elim bir kaza oldu hünkârım. Şehzademiz Ömer Hazretleri. Ne oldu oğluma? Tüfek atışları yapılıyordu. Bir kaza kurşunu gelmiş. Söyle. Ne oldu oğluma söyle. Şehzademiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Thank you.
Şehzademiz beşikteydi. Nasıl oldu anlamadık. Hünkârım. Sen ne yaptın Dilruba? Aklını mı kaçırdın? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Davut'un akılları bunlar değil mi? Kösem Sultan'dan kurtulmamızı söylediniz, biz de yaptık işte. Küçücük bir şehzadeye kıyarak mı? Mustafa'nın istikbali için her yol mübah. Kimseye acımayın demiştiniz. Ateşle oynuyorsun Dilruba. Hepimizi yakacaksın. Telaş etmeyin madem. Sultan Osman bizi değil, Kösem Sultan'ı itham edecek. Ve onun canını alacak. Hünkârım. Konuşmasın diye öldürüp buraya atmışlar gafili. Anlaşılan o ki şehzademizin vefatı kaza değilmiş. Canına kastetmiş hainler. Kim bu hainlerle ya? Kösem Sultan ve ona biat edenler mi? Kimsenin günahını almak istemem hünkârım. Lakin başka kim cüret edebilir bilmiyorum. Hünkârım bağışlayın. Lakin Kösem Sultan bir şehzadeye asla kıymaz. Hele hele el kadar bir sabiye. Kimlerle iş göreceğini bilmiyor mu Zevcin? Niye bu kadar telaş ettiniz anlamadım. Davut her şeyi ayarladı, tehlike yok. Benim asıl derdim Kösem. Diyelim ki herkesi inandırdın, kandırdın. Onu nasıl inandıracaksın? Bizden bilecek. Karşımıza alacağız. Kösem ne zaman bizim yanımızda oldu ki? Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki Safiye Sultan'dan ve oğlundan kurtulduktan sonra bizimle işi bitti. Artık kendi yolumuza bakacağız. Siz yaptınız değil mi? Küçük şehzadenin ölümüne siz sebep oldunuz. Kösem Sultan yarın sabah sürgün edilecekti. Bir gün evvel şehzademize saldırdılar. Sizce bu bir tesadüf mü? Öyle düşünecek olursak Halime Sultan da sürgün edildi Ömer Efendi. Belki de birlik oldular paşam. Nihayetinde şehzademizin vefatı en çok onların işine yarar. Bilhassa Kösem Sultan'ın. Bu çok ağır bir itham. Hünkârım, müsaade edin, bu olayı ben tetkik edeyim. Lüzum yok. Ben kendim hallederim. Sen bizi bütün kötülüklerin anası belledin Kösem. Bizimle zinhar alakası yok. Hem niye yapalım? Suçu benim üzerime atmak için olabilir mi? Kösem. Bırakın validem. İstediğini düşünsün. Ona izahat vermek zorunda değiliz. Değilsiniz elbet. Lakin bundan böyle herkes kendi yolunda yürüyecek. Yaptığınızı yanınıza bırakmayacağım. Yatmadın mı sen?
elindeki? Şeyden korkma. Ben korkuyorum Murat. Delikanlı, zalim bir padişah olmaktan korkuyorum. Ağalar, nedir bu vaziyet? Siz ne yaparsınız burada? Hünkârım, bağışlayın. Lakin Kösem Sultanımızın sürgün edilmesine rızamız yoktur. Değil, sürgün etmek. İdam etsem yeridir. Sen kimsin de bana mani olursun ha? Elim hadiseyi işittim. Allah rahmet eylesin küçük şehzademize. Rabbim cennetini aldı. Bu ne rezalet Kösem Sultan? Yeniçeri'yi yanınıza almışsınız. Bir de karşıma geçmiş başsağlığı mı diliyorsunuz? Benimle alay mı edersiniz ha? Haşa hünkârım. Ne haddime? Arzu ederseniz içeride konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Derhal emrime itaat edin ve payitahtı terk edin. Tenzil al-Azizir Rahim. Litunzira kavmen ma unzira abauhum fehum gafilun. Lekad hakkal kavlu ala ekterihim fehum la yuminun. Cennet kafa. Eğer evladım o Kösem Sultan kıydıysa kendi ellerimle alırım canını. Olur mu? Mümkün değil. Sultanımız kıyar mı hiç? Sultanım müsaadenizle. Söyle. Akil Hanım'ın sancısı tuttu. Doğru doğuracak. Yetişecek Nefkaf'a.
Nasıl bu kadar peşin hükümlü olabilirsin? Kim kışkırtıyor seni? Yalan yanlış deliller mi sürüyorlar önüne? Eğer gerçekten bir delilim olsaydı, bir an bile beklemez. Şuracıkta alırdım canınızı. Eğer o kadar nefret ediyorsan benden, hiç vakit kaybetme, şimdi al canımı. Lakin şunu bil, evladımı öldürmene rağmen bir an dahi aklımdan geçirmedim sana zarar vermeyi. Etrafıma şöyle bir bakıyorum da, herkes silahını çekmiş. Herkes tetikte. Beni indirmek için fırsat kolluyorlar. En başta da siz. Eğer gerçekten sözlerinizle samimi olsaydınız, emrime itaat eder, çoktan payitahtı terk ederdiniz. Anlamıyorsun değil mi? Eğer ben payitahtı terk edersem, işte o vakit gün doğar hainlere. Merak etmeyin. Bütün hainler cezasını çekecek. İstisnasız herkes. Birazcık hakkın varsa sürgün kararını gözden geçir. Keşke bunu arkanızda yeniçeriler olmadan söyleseydiniz. Müjdeler olsun hünkârım. Yüce Rabbim üzülmenizi istemiyor belli ki. Ne oldu Cennet? Gözdeniz Akile Hanım doğurdu. Hem de ikiz. Bir şehzademiz oldu, bir de sultanımız. Hünkârım. Akile. Tüm bir evladımı kaybettim. Rabbim bana bugün iki evlat birden verdi. Rabbim bir mucizesi. İnşallah evlatlarımız şehzademizin acısını unutturacaktır bize. Yeniçeri eski sarayı kuşatmış. Bizden kimse yok paşam. 65. ortadan kimse katılmadı. Kösem Sultan için kılımızı kıpırdatacak değiliz. Kilindira seni çok methetti. Methettiği kadar da varmışsın. Seninle iyi anlaşacağız Mansur Ağa. Hayırlar olsun paşam. Sultan Osman'ın saltanatı kısa sürecek. Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması hepimiz için daha hayırlı olacak. Divane padişah. Halime Sultan naibeli getirecek. Ben de devlet işlerinde eşlik edeceğim. İşte o zaman Yeniçeri hak ettiği kıymeti görecek.
Gözümüz aydın hünkârım. Yeni doğan şehzademiz ve sultanımız hainlerin suratına Rabbimin bir tokatı gibi indi. Asi yeniçeriler yine karşıma çıktı Lala. Sabrımın da bir hududu var. Ve ben o hududu çoktan aştım. Kararımın ne kadar doğru olduğunu görüyorsun değil mi Lala? Hazırlığını yap. İlk fırsatta Anadolu'ya gideceğiz. Ve ordumu toplayacağım. Ya şehzadelerimiz? Yola çıkarken onlar da yanımızda olacaklar mı? Şehzade Mustafa ve kardeşlerim de benimle gelecekler. Esasında bütün bu meseleleri külliyen halledecek bir yol var hünkârım. Şehzadelerin katli. O vakit herkes size itaat etmeye mecbur kalır. Bir kere daha bu teklifle gelirsen kellerini alırım senin. Allah'ımın huzurunda yemin ettim. Bir kardeşime daha kıymayacağım. Sultan Osman Üsküdar'a geçiyor Mansur'a. Ordugah toplanmış. Hazineyi de yanında götürüyor. Artık niyetinden şüphem yok. Haç bahane. Ordu kurmaya gidiyor. Sen ne dersin Davut Paşa? Ne ordusu? Anadolu ve Suriye'deki beyliklere gizli emirler yollanmış. Rivayet odur ki Sekvanlardan müteşekkil büyük bir ordu devşirecekmiş. Hatta payitahtı Mısır'a taşıma niyetindeymiş. Her halükarda niyeti belli. Sizleri, Yeniçeri Ocağı'nı söndürmek istiyor. Bu işin şakası yok Mansur'a. Derhal müdahale edilmeli. Edeceğiz paşa. Edeceğiz. Sultan Osman kiminle uğraştığını öğrenecek. İsyan ateşini yakmanın vaktidir Mansur Ağa. Evvela Üsküdar'a geçeceğim. Sonra şehzadeler yanıma getirilecek. Onlarla birlikte yola çıkacağız. Siz de ardımdan başka bir gemiyle Bursa'ya geçeceksiniz. Orada mahiyetime katılacaksınız. Sonra birlikte yola devam edeceğiz. Neden böyle herkesten gizli kaçar gibi gidiyoruz hünkârım? Biz de gelelim sizinle. Böyle olması daha münasip Melik Sima. Siz en iyisini bilirsiniz. Lakin içimde kötü bir his var. İnşallah bir yolun sonu kötü bir yere varmaz hünkârım. Varmayacak. Merak etme. Ben hepimizin selametini düşünüyorum. Belki biraz zorluk çekeceğiz. Ama önümüz aydınlık. Sultanım, defterdar Baki Paşa'yı sıkıştırdım. Ne yazık ki hünkârımız büyük bir hatanın eşiğinde. Anadolu'dan ve Suriye'den devşireceği sekbanlarla yeni bir ordu kuracakmış. Ne yapmaya çalışıyor böyle? Mutlak iktidarı için hepimizi yok edecek. Zira hazineyi de yanına almış. Şehzadeleri de götüreceğinden hiç şüphem yok. Tüm bu olanlar etrafındaki hainler yüzünden. Sadece Sultan Osman'ı değil, devleti aliyeyi felakete sürüklüyorlar. Hepsinin canını almadan bize rahat huzur yok. Lale Ömer Efendi, Vezir-i Azam Dilaver Paşa, Darüsade Ağası Süleyman Ağa, Nişancı Ahmet Paşa, Baş Defterdar Baki Paşa ve Sekbanbaşı Nasu Ağa. Hepsinin kellesini istiyorum. Ali Ağa, burada en büyük vazife Yeniçeri'ye düşüyor. Emredin Sultanım. Evvela Şeyhülislam Esat Efendi'ye gidip adı yazılı hainlerin katli için fetva alın. Akabinde bir heyet hünkârımıza gitsin. Ne pahasına olursa olsun Sultan Osman payitahttan ayrılmamalı. Hünkârımızı canınız pahasına koruyacaksınız. Onun iktidarı için nelerden vazgeçtiğini unutma.
hala vakit varken asıl bu işten vazgeçmek gerek sultanım. Ahali hünkârımızın hacca gitmesinden hiç hoşnut değil. Maazallah hakikati öğrenirlerse işte asıl o vakit kan gövdeyi götürür. Çember iyice daralıyor paşam. Tek çaremiz bu. Esas gitmezsek kan dökülecek. Ömer efendi haklı. Yeniçeri ocağı zorbalar yuvası oldu. Her fırsatta hünkârımıza kılıç çekiyorlar. Hem zaten ok yaydan çıktı bir kere. Hünkârım. Sultanım. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Bütün hazırlıklar tamam. Ordugahınız Üsküdar'a kuruldu. Âlâ. Ömer efendi, şehzadeler sana emanet. Üsküdar'a geçer geçmez yanıma getireceksin. Emredersiniz hünkârım. Sultan Osman bizlere yalan söylemiş ağalar. Meğer hacca gitmek bahanesiyle Anadolu'ya asker toplamaya gidermiş. Ocağımızı söndürüp Yeniçeri'yi kırmak, yok etmek ister. Buna göz mü yumacağız ağalar? Yumacağız! Ocağı kapatmak ne demek? Sultan Osman ne yapmak ister? Olacak iş midir bu? Bu işim varmış! Beni dinleyin. Mansur Ağa'nın dedikleri doğrudur. Lakin hünkârımız bir günahtır. Fitne ateşini yakıp hünkârımızı bize düşman etmek isteyenler belli. Başta Lala Ömer Efendi ile Vezir-i Azam Dilaver Paşa olmak üzere bir avuç hain. Ocağımızın selameti için bu gafillerden kurtulmak gerek. Hünkârımız elbette sonrasında yola çıkmaktan vazgeçecektir. Gidelim ağalar. Hainleri kellesini alalım. Yeniçeriyle uğraşmak neymiş görsünler. Görsünler. Ağalar. Evvela Şeyhülislam Hazretleri'ne gitmek gerek. İcap eden neyse ona göre fetva isteyelim. Yürü gidelim. Yeniçeri'yi artık kimse durduramaz. Küsem Sultan bile yaktığı ateş söndüremeyecek. Hazır ol Gelinir'e. Bizim devrimiz başlıyor. Hünkârım. 1000 Yeniçeri ve 2000 sipahiyle yola revan olmaya hazırız. Birliklerin başında size sadık ve güvenilir ağalarımız var. Âlâ. İyi ki yanımda sen varsın Zülfikar. Can almaya gidiyoruz Ali ağa. Merasime değil. Bırak görsünler gücümüzü. Yıkın! Yapmayın ağa! Ağa durun!
güzel sultanım benim. Hayırdır Akile? Nedir bu halin? Hünkârımız Üsküdar'a geçtiler baba. Ben de size veda etmeye geldim. Ne vedası? Yarın sabah gemiyle Bursa'ya gideceğiz. Biz de yanlarında olacağız. Kendisiyle birlikte sizi de ateş atacak. Defalarca ikaz ettim. Padişahın hacca gitmesi nerede görülmüş? Hayır, olamaz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Benim yerim hünkârımızın yanıdır. Evlatlarımın da. Şeyhülislam Hazretleri. Hayrola ağalar? Destursuz nasıl girersiniz haneme? Bağışlayın Müftü Efendi. Lakin mesele mühim. Biz Sultan Osman'ın hacca gitmesine bile razı değilken... hünkârımız meğer Şam'a asker toplamaya gidermiş. Cihan padişahının aklını çelip boş bir sevdaya sürüklüyorlar Müftü Efendi. Yeniçeri'ye karşı kışkırtıyorlar. Fitne ile, fesatla... padişahımızı bize düşman edenlerin katli için fetva isteriz. Nerede kaldı? Çoktan şehzadeleri almış gelmiş olması lazımdı. Dilaver Paşa da yok ortalıkta. Bir malumatım yok hünkârım. Hünkârım. Söyle. Haberler kötü. Yeniçeri Üsküdar'a geçtiğiniz haberini alınca ocaktan çıkmış. Sarayımı bastılar. Canımı zor kurtardım. Şehirde yağmalar başlamış. Evler, dükkanlar talan ediliyor. Vaziyet fena hünkârım. Ömer efendi. Ne oldu? Kanter içinde kalmışsın. Ne oldu? Felaket Cennet. Felaket. Asiler konağımızı bastı. Zor kurtuldum ellerinden. Gözleri dönmüş hainlerin. Kellemi istiyorlar. Ben sana söylemiştim. Kösem Sultan'ı karşına alma demiştim. Kellemi alacaklar diyorum hatun. Müftü efendiden fetva almışlar. Git konuş Kösem Sultan'la. Bu işin sonu kötü olacak. Vaziyet ifşa olmuş hünkârım. Yeniçeri ordu toplamaya gittiğimizi öğrenmiş. Şehri yakıp yıkıyorlar. Kim ifşa etmiş Dilaver Paşa? Bizden başka bilen yoktu ki. Ortalık casus kaynıyor. Bunun ortaya çıkacağı belliydi. Bilmeniz icap eden bir husus daha var. Kayınpederiniz Esat Efendi, benim, Hoca Ömer Efendi'nin, Darussada ağanız Süleyman Ağa'nın idamına dair fetva vermiş.
Bir an evvel saraya dönmemiz şart. Eğer tedbir almazsak bu isyan büyür. İsyan çıktı sultanım. Yeniçeriler talan etti ortalığı. Yakıp yıktılar her yeri. Kana susamışlar. Allah'ım sen hünkârımızı koru. Saraya gelmeleri de uzun sürmez. Bostancıları, baltacıları tembih edin Bülbül. Derhal tedbir alsınlar. Emredersiniz. Sen de benimle gel Meleksiyon. Senin yerinde olsam Süleyman'a bu kadar rahat olmazdım. Zira asiler senin de kelleni istiyorlar. Ben emir kuluyum Cennet Kafa. Benden ne isterler? Boyundan büyük işlere kalkışırsan olacağı bu. Şehzadeleri çıkarmamız lazım. Ömer Efendi bekliyor. Hünkârımızın yanına götürecek. Düş peşime. Sultanım. Yeniçeri Ali'ye haber yolladı. İsyanın önünü alamıyorlar. Birçok Yeniçeri ortası emirlere itaatsizlik ediyor. Bilhassa 65. orta ipleri eline almış, yakıp yıkıyor. Konakları, sarayları basıyorlar. Ağası her kimse ikaz edin. İsyan zinhar saraya ulaşmayacak. İnilirimi itaat etmeyen canından olur. Şehzadelerimden haber var mı? Hünkârımız beraberinde götürmedi. Bu yüzden müdahale etmedik. Lakin saraydaki adamlarımıza haber yolladık. İcab ettiğinde şehzadelerimizi çıkaracaklar. Âlâ. Bunların işlerine gireceksiniz. Ağlar sizi saraydan çıkaracak. Eski saraya validenizin yanına gideceğiz. Hadi vakit yok. Ben girmem bunların içine. Ne olur inat etmeyin. Biri bizi görürse başımız belaya girer. Hadi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Cennet sen aklını mı kaçırdın? Eğer mani olursan gebertirim seni. Şehzadelerini kurtarmak için bunu yapmak zorunda. Hünkârım, şehzadelerimiz hala gelmedi. Bu karışıklıkta gelebilmeleri de mümkün görünmüyor. Artık dönelim. Hünkârım, nasıl söylesem bilemiyorum. Lakin ağır çadırında atınızı bulduk. Kanlar içindeydi. Hançerleyip öldürmüşler. Kim cüret eder buna? He? Yapan her kimse maalesef tespit edemedik. Derhal bulup getir bana o gafili. Derhal! Hünkârım. Rahmetli babamın yadigarıydı o bana. Hani yalnızca güvendiğimiz ağalar vardı ha? Bizden biri değil hünkârım. Dışarıdan biri olmalı mutlaka. Tehlikeyi açık bir yerdeyiz hünkârım. Daha fazla burada kalamayız. Kalmayacağız.
Derhal saraya dönüyoruz. Bunu kim yaptıysa hesabını soracağım onlardan. Yahu nerede kaldın? Aklına uyduk, doğru bir şey mi yaptık acaba? Eğer şehzadelerimiz sarayda kalsaydı, Allah bilir başlarına neler gelecekti. Benim hemen sultanımıza haber vermem lazım. Sen burada kal ve onlara göz kulak ol. Cennet, aman diyeyim, dikkatli ol. Vallahi ahali Ömer Efendi'nin zevcesi olduğunu anlarsa dişlerini bile söker. Onu da söyleyeyim. Niye isyan çıktı bu bila? Uzun hikaye şehzadem. Hepsini anlatacağım. Lakin şimdi sessiz olmamız lazım. Asiler işitmesin. Hünkârım, nihayet döndünüz. Yeniçerinin gözünü kan bürümüş. Kellemizi istiyorlar. Müsterih olun. Kimseyi o asilere vermeyeceğim. Allah sizden razı olsun hünkârım. Halil Paşa'm, bostancılara haber verin, silahlansınlar. Kapılar tahkim edilsin. Zinhar o hainlere geçit verilmeyecek. Emredersiniz paşam. Hünkârım, şehzadelerimiz kaçırıldı. Cennet Kalfa kaçırdı. Cennet Kalfa mı? Ömer Efendi, şehzadeleri sana emanet etmiştim. Getiremediğin gibi sahip de çıkamamışsın. Bağışlayın hünkârım, asiler peşimdeydi. Saraya vaktinde giremedim. Hem Cennet Kalfa'nın bize ihanet edeceğini düşünemedim hünkârım. Bağışlayın. Bostancılara haber verin. Her yere baksınlar. Bilhassa eski saraya. Gözüm Sultan, kesin o emretmiş olmalı. Hangi delikleri varsa bulup getirecekler bana onu. Derhal! Nasıl hala haber olmaz acaba? Şimdiye kadar çoktan burada olmalıydı şehzadelerim. Derhal malumat alacağım sultanım. Sultanım, Cennet, evlatlarım. Telaş etmeyin. Şehzadelerimiz güvende. İsyan saraya sıçrar diye korktum, kaçırdım. Yahu niye bizi beklemedin? Niye haber vermedin? Öldük öldük, dirildik burada. Neredeler? Asiler tüm yolları kapatmışlar. Buraya getirmek tehlikeli olur diye imaretinize götürdüm. Bülbül Ağa yanlarında. Hacı Ağa, derhal arabayı hazırlasınlar, gidelim. Emredersiniz sultanım. Şehzadelerim, korkmayın. Korkmayın, bekleyin. Bekleyin. Korkmayın, acele edin. Çabuk. Çabuk. Hadi, hadi çabuk, çabuk. Sen ne yapacaksın? Ben de geliyorum, eski saraya gidiyoruz. Dışarı çıkın burada. Hadi.
hünkârım. Neyse. Size bir şey olacak diye çok korktum. Korkma neyse, korkma. Buradayım. Allah'ıma şükürler olsun. Sağ salim döndünüz. Akile nerede? Evlatlarım nerede? Bir şey olmadı değil mi? Akile Sultan babası Esat Efendi'nin konağına gitmişti. Lakin henüz dönmedi. Ben de telaş etmeye başladım. Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Siz gönlünüzü ferah tutun hünkârım. Hengame yüzünden çıkamamışlardır. Ben hemen bir ağa gönderir öğrenirim. Benim ağlarımdan birini gönderin. Şüphe çekmez. Asiler kapıya dayanmadan siz de sarayınıza dönseniz iyi olur sultanım. Benim esas sarayım burası. Evim burası. Gözü dönmüş kul taifesi hanedanıma isyan etti. Böyle bir günde evimi, ailemi bırakıp gidecek değilim. Kösem Sultan istediğini alamayacak. Osman saraya dönmek zorunda kaldı. Lakin kafi değil. Hoca efendi gibi gafilleri bize teslim etmezse şehir hal harap olur. Sarayı başına yıkarız. Bu böyle olmaz ağalar. Aklınızı başınıza devşirin. Meramınızı hünkârımızın huzuruna çıkıp usulünce izah edelim. Hünkârımız usullere riayet eder mi? Bize başka yol bırakmadı. Biz istediğimizi alırız. Bana da mı itibadınız yoktur ağalar? Ben bizzat hünkârımızla konuşacağım. Şikayetlerinizi ileteceğim. Dediğin gibi olsun Müftü Efendi. Lakin Sultan Osman taleplerimizi kabul etmezse yarın silah kuşanıp geliriz. O vakit taş üstünde taş bırakmayız, bilesin. Murat, Kasım.
Evlatlarım nerede? Bülbül Ağa, sultanım. Az evvel buradalardı. Ne olmuş burada? Asiler buraya da gelmiş belli ki. Nereye giderler? Bu yangında nereye sığınırlar? Allah'ım sen koru. Aklınıza kötü şeyler gelmesin, merak etmeyin. Bülbül Ağa şehzadelerimizin yanında. Onları yalnız bırakmaz. Hacı Ağa, her yere bakın. Başlarına bir şey gelmeden bulun şehzadelerimi. Emredersiniz. Sakin ol Gazi. Korkmayın. Ben varken size kimse bir şey yapamaz. Gel. Hünkârım, Şeyh Rüstem Esat Efendi ve ulemadan bir heyet huzura kabul bekler. Asilerin taleplerini müzakere etmek isterler. Asiler nerede? At meydanına toplandılar. Üsküdar'a bizimle gelen Yeniçeri ve sipahiler nerede? Onlar neden gelmedi hala? Haberleri var. İnşallah vaktinde yetişecekler hünkârım. Niye gelmez? Geceden beri ses seda yok şehzadem. Ben de şaştım kaldım. Sadım. Ağlar! Su! Buldunuz mu beni burada? Su! Su! Ağlar su! Müsaadenizle hünkârım. Hünkârım merak etmeyin. Akile ve evlatlarınız güvendeler. Benim konağımdalar. Emniyetler için orada olmaları daha münasip. Madem o isyankar gafillerin ara buluculuğunu yapmaya geldiniz, söyleyin. Kullarım benden ne ister? Yeniçeri ve ahali, nizam-ı alimi bozdukları için bu zatların idamını isterler. İstediklerini yapmazsam ne olacak? Canıma mı kastedecekler? Haşa hünkârım.
Lakin kul taifesi bir araya geldiğinde istediklerini mutlaka alırlar. Atalarınız döneminde almışlardır. Yine alırlar. Naçizane tavsiyem, isyan büyümeden, şehir harap olmadan isyanı durdurmanız, istediklerini yerine getirmeniz. Yoksa maazallah çok geç olur. Kimin adına bana şart koşmak Müftü Efendi? Evvela sizi, sonra onları kırarım. Onların tedariki görülmüştür. Kimseye vermeyeceğim. Zülfikar Ağa. Hünkârım. Ulemayı sarayda bir odaya kapatın. At meydanındaki kalabalık dağılana kadar çıkmayacak. Etmeyin hünkârım. Bu bize reva mıdır? Peki bu olanlar Müftü Efendi? Cihan padişahına reva mıdır? Peki siz, kayınpederim, sizin asilere fetva vermeniz reva mıdır? Sultanım, dünden beri bir şey yemediniz. Maazallah zayıf düşeceksiniz. Evlatlarım nerede, ne halde bilmezken yemeği düşünecek halim mi var heyecan? Gel. Hacı Ağa. Sultanım. Her yeri aradık. Lakin şehzadelerimizden hiçbir yüz yok. Ağalar! Esat Efendi gelmedi. Yürüyün. Sarayın kapılarına dayanalım. Yürüyün! Yürüyün! Gitmeyin ağalar! Sultan Osman Han bostancıları silahlandırmış. Avluya ondan fazla top yerleştirmiş diye işittim. Esat Efendi'yi bekleyelim. Hünkârımız taleplerimizi kabul edecektir. Ağalar, Ayasofya'nın minaresine çıkıp sarayın avlusuna bakın. Dedikleri gibi topları, tüfekleri var ise ona göre bir hal çaresine bakarız. Buna göre davranalım. Allah'ım yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et. Amca. Buralarda dört tane çocukcağız gördün mü? Yok, yok. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et Allah'ım. Şehzadelerim korkmayın. Ben Kilindira. Sizi validenize götürmeye gel. Niye güvenelim sana? Ne belli doğru söyledin? Şehzadem bana güvenin. Hünkar abiniz Sultan Osman'ın ağları her yerde sizi arıyor. Saraydan kaçtığınızı öğrenmişler. Eğer yakalarlarsa kıyarlar sizi. O yüzden vakit kaybetmeden validenizin yanınıza gitmemiz lazım.
Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Avluda tek bir top daha yok. Bir avuç bostancı var yalnızca. Onlardan mı korkacağız? Susun ağalar. Gördünüz mü? Bizi saraydan uzak tutmak için hileye dahi başvurdular. Yürüyün. Hakkımız olanı almanın vaktidir. Ahali. Siz geri durun. Bostancılarla cenk edersek ayağımıza dolanırsınız. Yanlış yaparsın Mansur ağa. Kürsem Sultanımızın emri katı. Mühti Efendi'yi bekleyeceğiz. Kimse saraya girmeyecek. Git Kürsem Sultanına söyle. Ben hatunlardan emir almam. Yürüyün! Hakkımız olanı almanın vaktidir. Hünkârım. Asiler avluya kadar girdiler. Bostancılar hazırlıklı değil mi? Tedbirlerini aldılar. Lakin sayıları az. Fazla dayanamazlar. Bize sadık olan Yeniçeri ve sipahilerden haber yok mu hala? Maalesef. İsyan büyüyünce asilerin tarafına geçtiler belli ki. Allah kahretsin. Hünkârım. Asiler istediklerini alana kadar vazgeçmeyecekler. Öyle giderse saraya girmeleri uzun sürmez. Görülmüş şey mi bu Zülfikar? Nasıl girecekler? Avluda bağırıp çağırırlar en fazla. Hem ne yapacaklar? Canımı alacak değiller ya. Bu kez başka hünkârım. Bunca yıldır ben böyle bir ihaneti ne gördüm ne işittim. Asilerin gözünü kan bürümüş. Her ihtimali düşünmemiz lazım. Tavsiyen nedir? Vaziyet daha kötüye gitmeden istediklerini verin hünkâr. Hiçbir şey sizden, şehzadelerimizden daha kıymetli değil. Kılıçlarınızı indirin bostancıbaşı. Bizim meselemiz sizinle değil. Yok yere canınızdan olmayın.
istiyorsun Zülfikar Paşa? Vasilere boyunmayayım. Kudretli bir serdar icap ettiğinde geri çekilmesini bilir hünkârım. Şimdilik isteklerini verelim. Asker ocağına, ahali evine dönsün. Sonra tek tek ele başlamaya kadar canlarını alırız. Allah'ım seni esirgeyensin, bağışlayansın. Ne olur evlatlarımı koru. Bana bir daha aynı acıyı yaşatma. Gel. Sultan, bu efendi şehzadelerim sana haber getirmiş. Anlat söyle. Sultanım, beni Bülbül Ağa gönderdi. Şehzadeler Kilindir Ağa diye birinin eline düşmüş. Koşup yetişsin dedi. Sultanım. İyi iş başardın Kilindir Ağa. Mükafatını misliyle alacaksın. Vazifemiz sultanım. Diruba Sultan. Bizi derhal validemizin yanına götürün. Yoksa hepinizin kellesi gider. Validenin devri bitti Murat. Osman abinin de. Hepsi ölecek. Sizi artık kimse kurtaramaz. Şerili Hoca Ömer Efendi'yi isteriz. Şerili Dilaver Paşa'yı isteriz. Şerili Süleyman Ağa'yı isteriz. Sultan Osman bizi işe sayar ağlar. Onun da bizim gözümüzde bundan sonra hükmü kalmamıştır. Sultan Osman'ı tahttan indirelim. Biz Sultan Mustafa'yı istiyoruz. Sultan Mustafa'yı istiyoruz. Sultan Mustafa'yı istiyoruz. Sultan Mustafa çok yaşa! Sultan Mustafa çok yaşa! Sultan Mustafa çok yaşa! Sultan Mustafa çok yaşa! Şehzade Mustafa nerede? Veliaht dairesindeler ha. Şehzade Mustafa'yı isteriz! Şehzademizi çıkarmamız mümkün değil. Kapısına doğru örülü. Kapıdan giremiyorsak biz de başka bir yol buluruz. Yürüyün. Gözünü dört aç Kilindir Ağa. Benden haber gelene kadar şehzadeler sana emanet.
Şehzadem. Şehzadem. Ağam. Ağam öldürmeyin beni. Şehzadem korkmayın. Bizi valideniz Halime Sultan gönderdi. Size zinhar zarar vermeyeceğiz, korkmayın. Ha. Susadım ben. Su verseniz. Su. Aa, su gönder. Şehzadem. Sizi başımızda görmek, tahta çıkarmak isteriz. Siz beni isterseniz, ben de sizi isterim. Sıkışıp kaldık burada. Dışarıda olup bitenden daha haberimiz yok. Gel. Hünkârım. Lalem Ömer Efendi nerede? Sana onu çağır demedim mi? Sarayda yok hünkârım. Sordum, sual ettim. Galiba kaçmış. Nasıl kaçmış? Hain köpek. Ben onun canını korumak adına herkesi karşıma aldım. O beni bırakıp kaçtı ha? Beni bu cenderenin içinde bırakıp kaçtı. Ne bekliyordunuz ki hünkârım? Batan gemiyi ilk fareler terk edermiş. Sadakati buraya kadar. Gel. Hünkârım. Asiler çatıda delik açıp Şehzade Mustafa'nın dairesine girmişler. Sultan Mustafa diye haykırmaktalar. Paşa. Hünkârım. Asilere istediklerini verin. Sultanım, iyi misiniz? Sizin için endişelendim. Sen beni bırak. Olanları işittin mi Halil Paşa? Şehzadelerim kaçırıldı. Bülbül Ağa haber göndermiş. Dilruba Sultan'ın sadık köpeği Kilindir Ağa yapmış. Ne yazık ki benim de verebileceğim hayırlı haberler yok. Ne oldu? İsyan iyice elimizden çıktı sultanım. Saraya girmişler. Sultan Mustafa Han diye haykırıyorlarmış. Belli ki onu tahta çıkaracaklar. Nasıl oldu bunlar paşa? Nasıl böyle elimizden kayıp gitti her şey? 65. ortanın hainliğiyle ahalinin Sultan Osman'a olan öfkesi birleşti. O kadar nefret ediyorlar ki canını almalarından korkuyorum sultanım. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Git herkese söyle. De ki her kim ki Sultan Osman'ın canına kasteder, Kösem Sultan'ın gazabından kurtulamaz. Hepsinin başını vururum. Yüce Padişah Efendimiz talebiniz üzere Vezir-i Azam Bilaver Paşa ile Darüssaade Ağası Süleyman Ağa'yı size teslim etmemi emrettiler. Ayrıca
verdiler. Yapmayın. Allah etmeyin. Etmeyin. Yüzünü al çek. Beni koyun. İstediğinizi aldınız. Şimdi saraya gider. Evinize, ocağınıza dönerseniz yüce hünkârımız olanları unutacak ve kimseden hesabı sorulmayacaktır. Biz Hoca Ömer Çelebi'yi istiyoruz. O nerede? Onu verin bize. Ömer Efendi sarayda yok. Kaçıp sırra kadem bastı. Yalan söylüyor ağalar. Zinhar buna inanmayın. Sultan Osman hocasını koruyor. Düstur! Sultan Mustafa Han Hazretleri! Hünkârım. Hünkârım. İsmim? Padişah o. Gelirse öldürür beni. Sultan Osman artık size bir zarar veremez hünkârım. Mansur'a Osman'ı getirin. Haklıymışsınız paşam. Asilerin durmaya niyeti yok. Şehzade Mustafa'yı dairesinden çıkarmışlar. Gözümün önünde biat ettiler. Sen hemen saray buruna git. Kayıkları hazırla. Çıkacağız buradan. Kayıkhaneye çoktan girilmiş paşam. Ne kadar kayık varsa hepsini çekmişler. Bu isyan beni korkutuyor Dilruba. Ya bu asiler Mustafa'ma da bir şey yaparsa? Telaş etmeyin madem. Kösemir şehzadeleri elimizde. Eli kolu bağlı. Tahta çıkaracak namzeti yok. Asker Mustafa'ya biat etmek zorunda. Evladımı sağ salim bir görebilseydim. İçinizi ferah tutun halde. Davut her şeyi ayarladı. Kardeşim bu saraya gelecek. Hem de bir padişah olarak. Baba, seni hain. Şehzadelerim nerede? İstediklerini verdik Zülfikar. Niye isyan bitmedi hala? Geç kaldık hünkârım. Çok geç kaldık.
Bir an evvel saraydan çıkmamız lazım. Öyle. Lakin bunu nasıl yapacağız bilemiyorum. Dört bir yanı kuşatmışlar. Saray burnundan sandalları bile çekmişler. Ne yapacağız Zülfikar? Çıkacağız. Bir çaresini bulup çıkacağız buradan. Siz kim oluyorsunuz da benim evlatlarımı alıkoyuyorsunuz? Derhal yerlerini söyleyin. Şşş. Sakin ol Gözüm. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız. Eğer kabul edersen evlatlarına kavuşursun. Ne anlaşmasından söz ediyorsun sen? Şuracıkta alırım ikinizin de canını. Bir emrime bakar, bu odadan sağ çıkamazsınız. İstersen dene. O vakit şehzadelerini bir daha asla göremezsin. Ne istiyorsunuz? Evladımın tahta çıkmasına razı geleceksin Gözem. Aksi halde şehzadelerin ölür. Çabuk nizam alın! Yeniçeriler geliyor! Baskınlar! Çabuk! Çabuk! Gel. Hünkârım, asiler has odaya doğru yürüyorlar. Hünkârım. Çık. Korkma Melek Sima. Buradan birlikte çıkacağız. Zülfikar Paşa. Ağlar.